Komutanım, burası temiz. İlyas koş! Komutanım, bizi kapıyorlar! Allah kahretsin! Her yeri sımsıkı kapadılar. Bana sorduğunuz hiçbir sorunun cevabını alamayacaksınız. Bunu o kalın kafanıza sokun. Ya defol gidin karşımdan ya da sıkın kafama. Bıktım sizin oyunlarınızdan. Seninle işimiz bitmedi Albay Göktürk. Ama bir süre daha ortalıkta gözükmemen işimize geliyor. Ne demek bu? Yakında anlarsın. Sıkıldım sizin saçmalıklarınızdan. Sıkıldın mı? Üf, üzüldüm. Ama biraz daha canını sıkmaya devam edeceğim. Bak bakalım bunları tanıyabilecek misin? İlyas, bomba var. Ne oluyor komutanım? Nasıl bir dümen lan? İlyas, bunlar bizi seyrediyorlar. Komutanım, bir şey yapmamız lazım. Göktürk Albay resmen bizi tuzağa çekti. Haydar. İlyas. Aa, demek tanıdın. Aslında bu askerler seni buraya bulmak için gelmişlerdi ama biz küçük bir sürpriz hazırlamak istedik. Bırak onları. Şunu durdurmanın bir yolunu bul. Hemen komutanım. Komutanım, buna bir şey yapamam. Hiçbir bağlantı yok. Lan var ya, kimsiniz lan siz? Sizi bir elime geçirsem, oh! Bir elime geçirsem size. Bırak onları. Bırak onlar beni öldür. Beni öldür. Komutanım, kurşun geçirmiyor. Çıkamayacağız buradan. Aynen sarışın. Galiba burası son durak.
ne olursa olsun komutanım. Sizinle savaşmak benim için bir şerefti. O şeref bana ait Asubay'ım. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Türkünüzü var olsun. İyice yufka yürekli oldum. Hay dedemin kör kepeneği. Komutanım vaz mı geçtiler? Bayıltıcı gaz bunlar. Bir kahpelik yapmasalar. Ne yapıyorsun sen? Komutanım! Komutanım! Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Durumun tadını çıkarıyorum. O kadar. Sen nasıl bir oyunun peşindesin? Oyun yok albay. O iki asker ölecek. Ve hatta onları sen öldüreceksin. Ne saçmalıyorsun sen? O iki askeri sen öldüreceksin. Ve bütün dünya bunu izleyecek albay. Böyle bir şey olmayacak. Olacak. Olacak ve inan bana buna sen bile çok şaşıracaksın. Onlara silah çekmektense kendi kafama sıkarım. Yakında görüşürüz albay. Onların kılına zarar gelirse seni kendi ellerimle öldürürüm. Duydun mu? Duydun mu? Thank you.
Şimdi! Herkes meclisine geçsin. İyiyiz komutanım. Bizde de sıkıntı yok komutanım. Durmuyor bunlar. Bektaş, roket atarı tümden yok et. Emredersiniz komutanım. Helal sana be gözüm. Komutanım destekçim geldi. Teğmen İbrahimoğlu. Teğmenim sağ taraf bizde. Anlaşıldı Teğmen. Savaş at subayım. Kendine hakim bir yer bul. Bit şunları. Emredersiniz komutanım. Koruma taşı bende savaş. Çık. Bir gitmediniz be. Komutanım, acaba Haydar Yüzbaşı Göktürk Albay'a yetişebilmiş midir? Umarım yetişmiştir Bay Çavuş'un. Ya biz nasıl bir belaya düştük böyle ya? Görkem Asubay'ım, Haydar Yüzbaşı ile iletişim kurmaya çalışalım. Emredersiniz komutanım. Uydudan da cepten de ulaşılmıyor. Ulaşılmıyor mu? Allah'ım bir şey olan başlarına bir şey gelmemiştir. Teğmenim durumunuz nedir? Teğmenim bu taraf temiz. Bektaş. Bu taraf da temiz komutanım. Dikkatli bir şekilde çıkıyoruz Kılıç. Emredersiniz komutan. Haydi.
haberdar yüzbaşılardan hala haber yok. Astsubayım, tekrar iletişim kurmaya çalışalım. Emredersiniz komutan. Oraya ne kadar adam yığmışlar böyle ya. Evet komutan. Sanki bizi bekliyorlarmış gibi. Yine ulaşılmıyor komutanım. Bu hiç iyi değil. Bir gariplik var. Hemen Kopuz Albay'la görüşelim. Emredersiniz komutanım. Ben eve geçeyim, Komus Albay. Size de zahmet veriyorum. Estağfurullah komutanım. Beraber bir kahvaltı edelim. Ondan sonra Doğan sizi evinize bırakır. Saatlerdir yoldasınız, yorulmuşsunuzdur. Komutanım. Asubayım. Kılıç ismi iletişime geçti. Çok acilinde görüşmek istiyorlar. Tamam, geliyorum. Gündüz Bey, siz odama geçin. Ben hemen geliyorum. Senin işin başından aşkın evlat. Bir de ben. Rica ederim komutanım. Doğan, Gündüz Bey'e şikayet olun. Emredersiniz komutanım. Asubayım. Komutan, buyur. Otur. Dinliyorum Teğmen. Teğmen Selcan Efe. Teğmen'im, komutanın nerede? Biz çatışma bölgesindeyiz. Gelen destek timle beraber burayı temizledik. Haydar Yüzbaşı ve İlyas Assubay, Göktürk Albay'ın peşinden gitmişti. Kendileriyle iletişim kurmaya çalıştık. Fakat bir sonuca ulaşamadık. Göktürk Albay'ın peşinden mi? Evet komutanım. Bu bölgeye geldiğimizde bizi bekliyor gibiydiler. Çok kalabalık bir grupla saldırdılar. Ve saldırının en başında da Göktürk Albay hemen uzaklaştı buradan. Haydar Yüzbaşı da İlyas'la beraber peşine düştü. Tamam Temin'im. Siz hemen onların gittiği yöne doğru hareket alın. Biz de uydu görüntülerinden ve telefon sinyallerinden yer tespiti yapmaya çalışalım. Emredersiniz komutanım. Asubayım. Çatışmanın olduğu yerin yaklaşık bir saatlik uydu görüntülerini isteyelim. Ayrıca Haydar Yüzbaşı'nın telefon sinyallerinden yer tespiti için de teknik birimlere bilgi geçelim. Emredersiniz komutanım. Gelmedi mi? Hayır. İçeri götürün ve sıkı sıkı bağlayın. Tamam. Ale, Ale! Ale! Ne yaptın Uzi? Askerleri getirdim. Aferin. Güzel iş. Sen gelmiyor musun? Burada biraz daha işim var. Ama akşama doğru oradayım. Zaten sen ne yapacağını çok iyi biliyorsun. Evet. Tamam o zaman görüşürüz Uzi. Albay Göktürk ve Uzi. İki bilinmeyenli denklem. Bakalım Türkler şimdi ne yapacaksınız? Komutanım. Yolda çok ciddi kapışmışlar. Asubay İlbeyli. Dinliyorum Asubay.
Anlaşıldı. Komutanım, bölgenin kontrolü bizde olmadığı için uydu görüntülerine ulaşamamışlar. Ama Haydar Yüzbaşı'nın telefon sinyal koordinatları geldi. Tamam astsubayım, sen hemen koordinatları gir. Kılıç, biz de vakit kaybetmeyelim, hadi. Kopuz geliyor mu? Harekat merkezinde Kopuz Albay komutanım. Birazdan gelir, o yüzden siz başlayın komutan. Yumurtayı nasıl sevdiğinizi bilemediğim için hem yağda yaptım hem haşlama yaptım komutanım. Gerçi bu göz göz, yani çıpsa mıydım onu bilemedim de. Zaman tuttum, kayısı kıvamında olsun diye haşlama yumurtada. Onu da rafadan yapabilirdim aslında. Ekmeğimiz beyaz ekmek ama çıtır çıtır, taptaze. Ha derseniz ki Doğan, ben tam buğday ekmeği istiyorum ya da çavdar ekmeği istiyorum, mevcut. Hemen gider getiririm komutanım. Peynir yarım yağlı ezine komutanım. Gemlik zeytinimiz. Üzerine de Ayvalık'tan gelen böyle soğuk baskı, taş sıkım böyle zeytinyağı vardı. Açık onu da gezdirdim. Çayı da açık koydum komutanım. Malum bu yaşta demli çay biraz çarpıntı yapar yani. Yaş derken sizin vallahi maşallahınız var. 50-55 gösteriyor göstermiyorsunuz komutanım. Vallahi billahi. Zahmet oldu Doğan. Doğan'dı değil mi? Evet komutanım. Yani Doğan için evet. Zahmet için evet değil. Zahmet yok komutanım. Zahmet olur mu? Afiyet olsun komutanım size. Ben çayınızı tazelerim. Komutanım, bu tarafa doğru. Yaya ilerlemişler. Kılıç, uçuyoruz. Komutanım, 50 metre ileride metruk bir yapı var. Temiz. Bayıltıcı gaz. Dikkatli olun beyler. Komutanım ne olmuş burada? Onları götürmüşler. Olan bu subaşı. Ulan. Ulan hep be. Özür dilerim komutanım. Komutanım. Bomba. Beyler hemen çıkıyoruz buradan. Hadi hızlı. Toplayın şunları. Hadi. Asubay Gümüş,
Emredersiniz komutanım. Komutanım, Teğmen Efe. Teğmen'im, dinliyorum. Komutanım. Verilen koordinatlarla bir yapıya ulaştık. Sanırım Haydar Yüzbaşı ve İlesas Subayı kaçırmışlar. Ne? Maalesef komutanım. Bir tuzağa çekildiklerini ve gazla bayıltıldıklarını düşünüyoruz. Silahlarını ve telefonları dağıtmışlar. Allah kahretsin. Ayrıca... Yapıda bir de patlatılmamış bomba vardı komutanım. Komutanım. Bizi sürmeye devam edelim. Hayır Teğmen'im. Siz üste geri dönün. Ama komutanım, devam edebiliriz. Belki yakınlarda Teğmen'im, biz... Teğmen'im. Siz üste geri dönüyorsunuz. Bulunduğunuz bölge bizim kontrolümüzde değil. Oraya girebilmek için özel izinler ve resmi irtibat gerekiyor. Ayrıca istihbarat birimlerimizle de görüşmem lazım. Orada neyle karşılaşacağınızı bilmiyoruz. Sizi de riske atamam. Siz üste geri dönüyorsunuz. Emredersiniz komutanım. Asubayım. Asubayım, alandaki istihbarat birimlerine ulaşalım. Ben hemen geliyorum. Emredersiniz komutanım. Odasına mıydı Recep? Bir kahveden mi yapsaydım? Odasına gitmeyeyim. Oo. Gündüz Bey'e ne diyeceğim ben şimdi? Uyduracağız bir şeyler artık yine. Ben artık gideyim Doğan. Belli ki kopuzun işi uzayacak. Yok, gelir birazdan komutanım. Vallahi gel... tabağınıza da dokunmamışsınız. Sevmediniz mi? Toz falan yaptırayım mı size komutanım? Yok, sağ ol. Teşekkür ederim. Kahve getirdim size komutanım. Başka zaman artık. Komutanım, ben Kopuz Albay'ı bulmaya çalışırken siz kahvenizi içseniz... Hayır, şimdi bana niye haber vermedin diye kızabilir komutanım. Siz de ilgilenmemi emretti ya. Hani şimdi fırça yemeyeyim, olur mu komutanım? Peki Doğan. Teşekkür ederim. Sağ olun komutanım. Afiyet olsun. Ne diyorsun sen Kopuz ya? Göktürk benim adamlarımı tuzağa düşürdü ve onları kaçırdılar, öyle mi? Maalesef komutanım. Net olmamakla birlikte alandan gelen bilgiler bu yönde. Allah Allah. Böyle bir şey nasıl olur Kopuz? Bu Göktürk ne alt etmeye çalışıyor ya? Önce Kırgızistan, sonra Azerbaycan. Sivil Türkler, şimdi de Kılıçdimi'nin iki askeri. Albayım. Önce Göktürk'ün bu işin içinde olup olmadığını net olarak öğrenmemiz lazım. Bölgedeki gergin ortam orada araştırma yapmamızı çok zorlaştırıyor komutanım. Oraya girişlerimiz çok sınırlı. Ben bunu dışişleriyle konuşurum. Ben askerlerimi karargâhta istiyorum Kopuz. İlyas'ı ve Haydar'ı burada sağ salim görmek istiyorum. Emredersiniz komutanım. Kolay gelsin. Sağ olun komutanım. Oğlum, dışlarını bağla bana. İlyas. Sarışın. İyi misin lan? Komutanım. Nereye getirdiler bizi böyle? Şimana bak lan. Bizi aldıkları yer. Üst bölgesinin kuzeyiydi değil mi? Evet komutanım. Neden? Beynimde filler tepişiyor İlyas. Ya şu kafayı bir toplasam... ...nerede olduğumuzu kestireceğim. Deli bağlar gibi bağlamışlar. Bu ne ya? Ama komutanım, haksız da sayılmazlar yani. Bizden delisini mi bulacaklar? Komutanın deli mi diyorsun lan?
Yok komutanım, baygınlığın etkisiyle çıktı ağzımdan. Ha şaka, iyi konuştun, aferin. Ha. Sağ olun komutanım. Komutanım, bu Göktürk albay ne yapmaya çalışıyor sizce? Yani resmen bizi tuzağa düşürdü. Ha bir de o patlamayan bomba var tabii. Hiçbir şey anlamadım. Bilmiyorum İlyas ama yakında anlarız. Allah kahretsin. Biz niye döndük ki şimdi, ha? Ne yapacağız? Burada hiçbir şey yapmadan bekleyecek miyiz böyle? Emir böyle yüzüm. Kopuz albayın emri böyle. O bombayı niye patlatmadılar sizce? Belki planlarında bir değişiklik oldu. Belki de onları bize karşı koz olarak kullanacaklar. Bütün bu olanın bitenin tam ortasında Göktürk albayın olması benim aklım almıyor ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Uy, Karadeniz'de gemileriniz mi battı kaçan? İzbandut yüzbaşıyla sarışın nerede? Ya Haydar yüzbaşımla İlyas nerede? İçeride mi? Ya bir şey söyleseniz de. Yoksa onlara bir şey mi oldu? Seyfi, biz operasyondan yeni döndük. Çatışmanın sonunda ikisiyle irtibatımız kesildi. Sonrasında da... Ne? Yoksa şehit mi? Yok öyle bir şey Seyfi. Yani... Biz de bilmiyoruz. Şimdilik tek bildiğimiz ikisinin de teröristler tarafından götürüldüğü Seyfi. Haydar abini arayalım eve gidince de merak etmesin. Esra yurttan alınca ara demişti. Tamamdır. Bak bundan sonra öyle hafta sonları yurtta kalmak falan yok, anlaşalım. Haydar abin de kızmış babana zaten bize haber vermiyor diye. Biz sen kursa falan gidiyorsun zannediyoruz ya. Yok Gökçen abla, kimse olmuyor, ben de ders çalışıyorum. Tamam, burada da çalışırsın. Ama önce bir şeyler yiyelim, çok acıktım. Ben de. Ya hatta belki kek de yaparız. Ha? Olur. Benim oğluşum da yardım eder bize. Koş bakalım. Koş. Heh. Evet, gelin bakalım. Esra'cığım sen içeri odaya bırakabilirsin eşyalarını falan, tamam mı? Rahat ol. Tamam. Gel evet. Bakalım sen de. Gel bakalım. Gel. Üşüdün mü sen? Ha bebeğim? Hayır. Üşümedin mi? Çünkü sen çok sağlıklı bir çocuksun. Sen çok sağlıklı bir çocuksun çünkü. Acıktın mı peki? Ben de acıktım. Hadi koş. Koş bakalım. Ay. Neredeymiş benim telefonum? Neredeymiş? İşte burada. Arayalım mı babayı? Hı? Gel bakalım. Evet. Yüzbaşı Haydar'ın telefonu. Yenge arıyor. Komutanım açmayacak mıyız? Açmıyor Haydar abin.
İşi var herhalde. O beni arar görünce. Olmadı akşam babamdan ararız. Hem haber vermiş oluruz. Olur. Aynen öyle yaparız. Hadi siz biraz takılın şimdi. Ben de yemekleri ısıtayım, olur mu? Olur. Hadi. Yok, bu böyle olmayacak. Bu böyle olmayacak. Komutanım, Albay Kopuz'u bir daha arasak. Çıkıp en azından bir izlerini sürsek. Bir baksak, böyle boş durmasak. Görkem, zaten canım burnumda. Bir de sen başlama. Ama komutanım. Gözüm, bak çıksak da gidebileceğiniz yerler sınırlı. Bunun izni var, belgesi var. Öyle elimizi kolumuzu sallayarak her yere girip çıkamayız. Seyfi nereye? Benim burada izin alacağım kimse yok. İstediğim yere giderim. Affedersiniz, fare deliği de olsa ben girerim. Bulunduğunuz noktaya yaklaşık 30 kilometre mesafede alındıklarını düşünüyoruz. Tamam. Azerbaycan birliklerinin bu konuda elinden geleni yaptıklarını biliyorum Yüzbaşım. Sizden haber bekliyorum. Komutanım. Asubim. Görüntülü bir mesaj geldi. Büyük ekrana ver kızım. Oturun. Yeni bir görüntü yollamışlar. Dışişleri bilgi geçti. Bize de yeni ulaştı komutan. Bakalım şimdi neyle karşılaşacağız? Ver kızım. Emredersiniz. Göktürk. Bu olayın içinde Göktürk'ün olduğu netleşti. Allah'tan askerlerim sağ. Komutanım. Evet. Aynı adresten bir de yazılı mesaj geldi. Oku şunu Kopuz. Bölgedeki bütün Azerbaycan üsleri boşaltılacak ve yarın sabaha kadar tek Türk kalmayacak. Yoksa iki askerinizin bir Türk subayı tarafından öldürülüşünü izlersiniz. Karabağ'ı boşaltmak mı? Bu ne demek ya? Böyle bir şeyin mümkün olmayacağını onlar da biliyor. Eğer bu olmazsa Göktürk iki askerimi öldürecek, öyle mi? Komutanım, izin verin bölgeye bizzat ben gideyim. Ne olursa olsun
Albay Göktürk'ü ortadan kaldırmak ve askerlerimi kurtarmak istiyorum. Kopuz, bölgede birçok timimiz var. Komutanım bakın, onlar kılıç timi. Ben... Bir kez... Komutanım, benim başka bir kayba tahammülüm yok. Ve artık Göktürk'ün neyi niye yaptığıyla ilgilenmiyorum. Şu anda tek istediğim askerlerimi onun elinden almak... ...ve Oktay Göktürk'ü yok etmek. Kopuz, bu olaya duygusal bakıyorsun. Şu anda seni oraya göndermem mümkün değil. Çalışmalarına buradan devam edeceksin. Bu konu kapanmıştır. Bir saniye Doğan. Komutanım. Ben bu meseleyi çok net izah ettiğimi düşünüyorum Kopuz. Komutanım, iki askerim orada ne yapacağı belli olmayan bir adamın elindeyken ben burada duramam. Şu anda sağlıklı düşünemiyorsun. Benim iki askerimi elinde tutuyor ve eğer şartlarını yerine getirmezsek onları öldürmekle tehdit ediyor. O artık bir Türk subayı falan değil. O bir katil. Ayrıca komutanım, ben meseleye duygusal yaklaşmıyorum. Çünkü o ekranda gördüğüm kişi bütün bu cinayetleri işleyen o benim tanıdığım Göktürk değil. Ben bir Türk askeriyim. Askerliğim neyi gerektiriyorsa onu yapacağım komutanım. Anladığım kadarıyla ben seni burada tutamayacağım. Pekala. Turan timini al, oraya git ve benim askerlerimi kurtar. Emredersiniz komutanım. Göktürk meselesine gelince. Bunu sonra konuşalım. İki Türk askerini öldürecek ha? Benim artık öyle bir oğlum yok. Doğan. Emredin komutanım. Bir saniye bile yanından ayrılma. Gözünü üzerinden ayırmıyorsun. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Kaçırılan iki asker... Sen dediğimi yap. Emredersiniz komutanım. Thank you.
o iki Türk askerine ne yaptın? Askerlerime ne yaptın? Şu anki konumuz bu değil albay. Konumuz her zaman Türk askeri. Benim için konu her zaman Mehmetçik. Ne yaptın orada ha? Ne yaptın? Ne yaptın? Bırak! Bırak! Ne yaptın? Annele, Uğur'a seziyor. Sahibin bu mu? Sonunda seninle tanışabildik albay. Oktay Göktürk. Ama ben sizinle tanışamadım. Kimsin ve ne istiyorsun? Bizim için cevaplayabileceğim pek çok soru var albay. Mesela öncelikle şu Orta Asya'daki Turan ordusu konusuyla başlayabiliriz. Ha gerçi biz o işi kökten çözmek için bayağı ilerledik ama yani detayları senden dinleyebilirim. Bu asla olmayacak. Tek kelime etmeyeceğim. Seni öldürebiliriz. Bundan korkmuyor musun? Doğru. Beni öldürebilirsin. Ama bizi öldürerek bitiremezsin. Bir Göktürk ölür, bin Göktürk gelir. 3000 yıl boyunca Türk ordusu size bunu defalarca gösterdi. Ama siz hala öğrenemediniz. Vay, vay. Büyük laf. Gündüz nasıl? Emeklilik hayatı güzel geçiyor mu? Evet. Emekli albay, Gündüz Göktürk. Kimsin sen? Babamı nereden tanıyorsun? Bu kadar sohbet yeter. Anneler. Kimsin sen? Kimsin? Babamı nereden tanıyorsun? Kimsin? Bırak! 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 Kimsin sen? Bırak! Hep uzun vadeli planlar yapmışımdır ama bu en uzunuydu Yema. Bu günleri görebilmek için 40 yıl bekledim. Uzi nasıl? Bir sıkıntı yok. Bu ikisi asla bir araya gelmemeli. Uzi'yi albaydan uzak tutacaksın. Merak etme Mösyö. Uzi albayı asla görmedi. Sen? Bir süre daha burada mısınız? Hayır. Ankara'da önemli işlerim var. Hemen gideceğim. Peki. O zaman ben de Uzi'nin getirdiği şu iki askerle ilgileneyim. Sabahki gösteriye hazırlanmak lazım. Yarın bütün haberlerde bir Türk subayının iki Türk askerini nasıl öldürdüğünü izleyebilirsiniz. Hem bu Türkiye'deki işlerinizi de kolaylaştıracaktır. Vallahi bir çay olsaydı makbule geçerdi ama işte az atan etmeyen çoğu bulamaz. Bununla idare edeceğiz. Aynen öyle komutanım. Ha bu arada bak, Suyu be ömrün olsun diyeceğim ama seninki pek öyle olmayacak biliyor musun? Komutanım.
Biraz dikkat et. Emredersiniz komutanım. Sabaha kadar canlı kalacaklar. Ne? Onları yarın sabah ben öldüreceğim. Canlı alın. Tamam patron. Çok kalabalık var komutanım. Sarışımızı 3-5 kişiyle tutacak halleri yok herhalde. Ha? Haklısınız komutanım. Öldürmeden canlı almaya çalışın. Yanına birkaç kişi daha al, arkadan dolar. İlyas, bas babalar. Domuzdan ne kadar kıl koparırsan o kadar iyidir. Emredersiniz komutanım. Sarışın, koru beni. Şu arabaya bakın. Emredersiniz komutanım. Bas! Aferin İlyas. Hala attığını vuruyorsun. Siz de hiç fena değilsiniz komutanım. Yapma ya. Fena değil miyim? Yani yaş olarak söyledim. Yaş itibariyle mi? Anladım. Şuradan hayırlısıyla bir çıkalım. Ben sana eğitim sahasında 60 tur... Bu söylediğini bir daha hatırlatacağım. Yapmayın komutanım ya. Bir anda çıktı öyle ağzımdan. İşte ben de zaten bir anda koştur sana. Kaç ayıkladık lan? He? 8 mi 10 mu? Bir daha böyle çirozları toplamayın yanınıza ha. Bu ne be? Üflesek uçuyorsunuz. Olmadı be komutanım. En azından denedik İlyas. Denedik. Canını almaya çalıştılar komutanım. İsteseler öldürürlerdi. Aynen babalar. Demek ki bize biraz daha canlı ihtiyaçları var. Görüntüler acaba karargaha ulaşmış mıdır? Neden komutanım? Ne var aklınızda? Oğlum biz kuru yemişimiz lan. Var bir şeyler İlyas. Komutanım. Bir saniye komutanım, ben açıyorum kapınızı hemen. Buyurun komutanım. Tamam, tamam komutanım, ben yardım ederim size. Yok. Sağ ol. Artık sen dön. Komutanım, ben yardım edeyim size. Tamam, tamam, sağ ol. Thank you.
Devrem, bundan sonrası bende. Sen karargâha dönebilirsin. Tamam bu an. Neden? Sen bunu nasıl yaparsın? Sen bir Türk askerisin. Nasıl hainlik edersin? Benim oğlum bunu nasıl yapar? Nasıl yapar? Bunu bize niye yaptın Oktay? Niye yaptın? Gündüz dedi. Adam babamı tanıyor. Haydar'la İlyas'tan da haber yok. Kim bunlar? Kim? Hey! Bir baksın! Hey! Hey! Ne? Bugünkü o kadınla ya da o adamla görüşmek istiyorum. Burada kimse yok. Askerler kaçmaya çalışmış. Evet. Ama hallettik. İkisi de içeride ve canlı. Monsieur, o nerede? Gitti. Gitti. Beni görmek istemedi. Acil bir işi çıktı. Gitmesi gerek Tuğze. Ben sizin olduğunuz yere gelebilirdim. Ama bizim burada sana da ihtiyacımız vardı Tuğze. Bak sen burada olmasaydın adamlar askerleri öldürürdü. O zaman yarınki planımız da iptal olurdu. Burada herkese güvenemem Tuğze. Bir dahaki gelişinde görüşürsün Mösyö'yle. Ben şimdi askerlerle ilgileneyim. Komutanım. Göktürk albay. Sanki bir yabancı gibi bakıyordu değil mi? Yani video çekilirken öylece durdu. Tepkisiz, donuk. Başka biri gibi. Aynen. Çok garip. İlyas ve Haydar. Albayınız böyle demişti sanırım.
Yalnız hanginiz Haydar, hanginiz İlyas? Onu sormayı unuttum. Sıkılmadınız değil mi? Gerçi burayı biraz hareketlendirmişsiniz ama... yaptığınızın saçma bir eylem olduğunu anlamışsınızdır umarım. Ya öyle biz temizlik yaptık ya. İşte biraz. Çakal temizliği. Ama iyi geldi değil mi komutanım? Öf. Öf. Var ya yemin ediyorum İlyas kemiklerimin pası gitti. Bak ablacığım o senin burada tuttuğun lavuklar var ya. O olmaz, o adamlar olmaz, onlar tırt. Depoda o bombayı niye patlatmadım sanıyorsunuz? Sizi niye orada hemen öldürmedim? Albayınız. Albay Oktay Göktürk. Çünkü sizi o öldürecek. Ve bunu herkes izleyecek. Hayat çok garip değil mi? Sizin o çok güvendiğiniz albayınız artık bizimle. Kim derdi ki bir Türk askeri bize çalışsın? Biz ne istersek onu yapsın. İstediğimiz herkesi öldürsün. Kimsin sen? Anlamadım. Ne anlamadın lan? Sen kimsin? Siz Türklerden hiç hoşlanmayan biri diyelim. Anam, İlyas duydun mu lan? Türklerden hoşlanmıyormuş. Sen bu hoşlanıyor musun? Bundan mı? Hiç sanmıyorum komutanım. Bana bak. Sen de senin tasmanı tutanlar da şunu iyi bilsin. Bugüne kadar Türk'ün kim canını yaktıysa karşısında bizi buldu. Bundan sonra da öyle olacak. Eskiden kim olduğunun ya da ne olduğunun hiçbir önemi yok. Türkiye düşmanlık eden er ya da geç bedelini öder. Sizi bugüne kadar paspas ettik. Bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. O yüzden cesaretin varsa, yüreğin varsa ya kafama sık ya da Yüreka. Bunu sen istedin. Ya daha ne kadar bekleyeceğiz ya? Ne kadar bekleyeceğiz? Sakin olsana lan sen. Olmazsa ne olur? Savaş, şey olur ya. Ne yapıyorsunuz lan? Kendinize gelin lan. Zaten tepemden ateş çıkıyor. İkinizi de alırım ayağımın altına. Ne bakıyorsun hala? Ne bakıyorsun hala? Geç oraya. Geç! Komutan geliyor. Kopuz Albay Turan timiyle birlikte buraya geliyor. Bir şey daha. Haydar Yüzbaşı ve İlyas'ın ellerinde olduğuna dair videolu mesaj göndermişler. Komutanım, durumları nasıl? Komutanım, iyiler mi? Şimdilik görüntülerden anladığımız iyi oldukları. Ama şartları var. Şart? Ne şartı? Yarın sabaha kadar bu bölgedeki Azerbaycan'a ait tüm üslerin boşaltılmasını... tek bir Türk'ün dahi burada kalmamasını istiyorlar. Yoksa... Yoksa ne? Yarın sabah Göktürk Albay iki askerimizi de öldürecekmiş.
Albayınızın elinden bu zevki almayacağım. Zaten yarın sabah o bunu büyük bir zevkle yapacak. Manyak mıdır nedir? Havada yüklü bir elektrik var komutanım. Hiç sorma babalar. Bu lavukların elektrik faturalarından haberleri yok. Lan! Kaç voltu? Bak çok yakar ha. Kaç, kaç volt, kaç? Çok yakar diyorum. Esas sesini. Gel öyle gel. Aha! Çarpıldı. Bayıldı. Bayıltırım. Bırakın lan. Bırak! Bırak! Yüzbaşım Hamitzade. Yüzbaşım, bir gelişme var mı? Hayır komutanım. Heleş araştırma aparılır. Yani istihbarat çalışmaları devam edilir. Temel Efe. Emredin komutanım. Siz iyi misiniz? Sağ olun komutanım, biz iyiyiz. Ama zamanımız daralıyor. Merak etmeyin. Yüzbaşı Bozkurt ve Asubay Karaca'yı kurtaracağız. Benim iki askerimi kaçırıp onların hayatını pazarlık konusu yapan... Bunun hesabını ödeyecek. Babamın oğlu bile olsa ona dünyayı dar edeceğiz. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Yüzbaşım gidelim. Buyurun bu tarafa. Rahat çalışmanız için bu otağı hazırladık. İstediğiniz her bir şey hazırdı zaten. Diğerlerini de hemen hallederim. Konuyla ilgili bütün evrakları da buraya toparlayalım Temur. Yüzbaşım teşekkürler. Tamam. Efendim? Komandir, yeni bir video geldi. Kaptan Heyder Bozkurt ve Sabit İlyas Karaca ile hakkında. Tamam. Komutanım, yeni video aşikar olmuş. Yüzbaşı Bozkurt ve Atsubayım İlyas Karaca ile ilgili. Hemen hareket merkezine geçelim. Oturun çocuklar. Atsubayım, görüntünü yayımla. Videoda ses yok, görüntü var. Allah kahretsin. Zaman dolana kadar gözdağı veriyorlar. Yüzbaşım, bu görüntüleri de benim odaya gönderelim. Emredersiniz komutanım. Kumandan, kurtulmuş parası sizinle görüşmek isterim. Albay Kopuz, emredin komutanım. Görüntüyü izlemişsindir Kopuz. Evet komutanım. Acele etmeliyiz. Göktürk'ün gözü dönmüş. Bizim canımızı yakmaya kararlı. Ne yapacaksın, edeceksin? Benim askerlerimi oradan çıkartacaksın. Ben Yörük'ün ailesine, Karaca'nın ailesine şehit haberi vermek istemiyorum. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Odamdayım. Bir şey olursa haber ver. Emredersiniz komutanım. Thank you.
Oktay. Komutanım. Seyfi geldi. Bir şey mi buldu acaba? Selamun aleyküm. Komutanım, Kopuz albayım geldi mi? Geldi Seyfi, geldi. Benim acil onunla konuşmam lazım. Tamam, gel benimle. Seyfi inşallah yerlerini bulmuştur. Hemen harekete geçeriz. İnşallah gözüm, inşallah. Komutanım, Seyfi geldi. Sizinle acil görüşmesi gerekiyormuş. Komutanım, bu görüntü. Yeni geldi teğmenim. Seyfi gelsin hemen, hadi. Emredersiniz komutanım. Komutanım vallahi ben bütün bağlantılarımı kullandım ama yani... Yusuf Anut, İlyas... Seyfi, hiç vaktim yok. Ne söyleyeceksen hemen söyle. Emredersin komutanım. Hemen. Şimdi komutanım, örgütte bu dağlık bölgede yeni bir grubun faaliyet gösterdiği söylentisi var. Yani bu grup örgütle ortak iş yapıyormuş, yani görüşüyorlarmış. Tam yerini öğrenemedim mi Seyfi? Çok geniş bir alandan bahsediyorsun. Komutanım, elimdeki bütün bağlantıları kullandım. Elinden ne geliyorsa yaptım ama kimse yerlerini bilmiyor. Yani bunlar çok temkinli davranıyorlar, şerefsizler. Ya o kadar uğraştım, sadece grubun başındaki kadının şeyini öğrendim, adını öğrendim. Yeva diye bir kadın. Yeva mı? He. Yeva. Demirim, üst komutanıyla beraber bu Yeva ismini bizim karargaha geçelim. Bir araştırsınlar bakalım ne bulacaklar. Emredersiniz komutanım. Evet Seyfi, başka bir şey? Başka bir şey bilmiyorum komutanım. Bu sefer olmadı Seyfi. Bu sefer hiçbir şeye yaramadı. Kurban olurum vallahi. Bize aynı acıları yaşatma Allah'ım. Kopuz babama yardım et. İspanyol değil, İlyas'ı kurtarsın Allah.
Alo, kızım. Nasılsın babacığım? İyiyim baba kurban. Sen ne yaptın? İşte biz de bugün Gökçen abla aldı beni yurttan. Öyle oturuyoruz. Kaan Bey'le oyun oynuyoruz. İyi yapıyorsunuz. Ya şey diyeceğim baba ben sana. Gökçen abla bugün Haydar abiye ulaşamamış da. Diyorum ki yanındaysa bir konuşun. Hatta dur ben hop Haydar'ı alıyorum. Gökçen abla. Seyfi. Merhaba, nasılsın? Merhaba yenge. Ya ben Haydar'a ulaşamıyorum ya. Bugün kaç kere aradım açmadı. Geri de dönmüyor. Sen söyler misin bir beni arasın? Anne babam da gelsin. Bak Kaan da diyor babam gelsin diyor Seyfi. Muhakkak arasın beni Haydar, tamam mı? Yenge, ya sen bizim izbandeti biliyorsun ya. Böyle iş oldu mu varla dünyaları unutuyor ya. Ya şimdi o komutanlarla içeride, ben de çıkınca söylerim. Arar seni, merak etme. Tamam, sağ ol. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar yenge. Görüşürüz babacığım. İyi akşamlar size kızım. Hadi sağ ol, sağ ol. Gel bakalım biz de oyun oynayalım seninle. Hadi biraz daha oynayın ama sonra uyku vakti. Tamam mı küçük bey? Anneyi duyduk. Bak ne yaptım. Çok güzel olmuş. Aa, kim ki bu saatte? Allah Allah. Kim o? Benim iyi geldim. Aa, Hüseyin. Hoş geldin. Geç içeri geç. Hayırdır? Hiç geçmeyeyim. Nöbete gidiyorum zaten. Geleyim sizi bir göreyim istedim. Kaan nasıl? Sen nasılsın? Biz iyiyiz de sen böyle pek uğramazdın. Bir şey yok değil mi? Yok yenge. Bir sıkıntı yok. Arkadaşlardan birini buradan alacaktık. Hı. Yol üstü. Abim de yok. Bir sizi göreyim istedim. Zaten kapıda bekliyorlar. Ben gideyim o zaman. Bekliyorlar kapıda. Hadi iyi akşamlar. Hüseyin. İş yok değil mi? İyi yani. Hüseyin Haydar iyi yani değil mi? Sen bir haber falan almadın. Haber falan yok yenge. Ben öylesine uğradım yani sizi bir göreyim diye. Tamam. Kaan öp benim için. Hüseyin. Lan sarışın. Uyudun mu? Yok komutanım. Uyumadım. İyiyim. İyiyim. Uf. Herifler pes dilimizi çıkardı be. Ulan yürüyen karizma yürü kaydıra. Kazan dibini çevirdi şerefsizler. Doğru söylüyorsunuz komutanım. Bir ara hiç bitmeyecek sandım. Aynen. Baba Erenler biz ufaktan gideceğiz galiba. Öyle mi diyorsunuz komutanım? Yani seni kutanmış paşa. Yani ya vurarak ya da boğarak öldür diyorum ama işte kader böyleymiş. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben de öyle düşünüyordum komutanım. Gerçi Ayça'ya söyledim. Tutayım elinden dedim. Çıkayım kutalmış paşanın karşısına. Kızınızı seviyorum. Bize karışma. Bizi ayırmaya kalkma. Bizi ancak ölüm ayırır. Diyeyim dedim. Ayça'ya dedim bunu. Ha. Ayça'ya bunu dedim. Lan sarışın, babalar seni deli mi kovaladı lan, ha?
Yürek miydin oğlum sen? Ha? Çok mu abartmışım komutanım? Yok. Hiç abartmamışsın hiç. Şimdi bak bir hayal ettim. Sen gitmişsin Kutalmış Paşa'ya. Paşam. Hatta Ahmetciğim de istiyorsan. Olur mu öyle komutanım? Olmaz mı? Olur, çok iyi olursa. Kesin öyle desen. Sonra de ki ben kızını seviyorum de. Bizi ancak de demin dediğin gibi ölüm ayırır de. Yani kesin ayrılırsınız. Niye? Çünkü Kutalmış Paşa seni öldürür. Silah çekip dam dam dam. Vurur mu? Yani pekmezini akıtır işte. Ben burada böyle öleyim. Ben böyle öleyim. Daha iyi komutanım ya. Vallahi ben böyle öleyim burada. Ölüyorum zaten. Yani bu olarak öldürse daha iyi olur ya. Burada ölmek daha iyi. Yoksa... Bu daha kötü. Evet. Ya. Evet, Asubay İlyas Karaca'yı da Yüzbaşı Haydar Bozkurt'la aynı yerde tutuyorlar. Yani bize son gelen görüntülerden öyle anlaşılıyor. Yalnız durumlarını bilmiyoruz. Anladım da bizim acele etmemiz gerekiyor Sayın Müsteşarım. Yani şu anda nerede tutulduklarıyla ilgili bir bilgiye ulaşamadık. Yerlerini belirleyemedik. Bizim bir şeyler yapmamız lazım. Eğer gerekirse... Anladım Sayın Müsteşarım. Anladım Sayın Müsteşarım, anladım. Sizden haber bekleyeceğim. Sabırlı olun, sabırlı olun. Sabırlı olalım bakalım. Dönüyor, dolaşıyor. Kestanenin sıcağı bizim avucumuza dökülüyor. Kopuz Albay'dan haber var mı kızım? Hayır komutanım. Haydar Yüzbaşı'dan ya da Asubay Karaca'dan yeni bir bilgi ya da tehdit mesajı falan. Hayır komutanım. İlyas. Dua edelim de biz onları bulmadan başlarına bir şey gelmesin. Yoksa bu dünyayı herkesin başına geçireceğim. Beni albayla görüştür kızım. Babacığım. Hayırdır kızım? Şey, okulda dağcılık kulübüyle Niğde'ye gidecektik de bu gece bir seni göreyim dedim. İyi yapmışsın. Oraya gidince bana haber ver, tamam mı? Tamam, olur. Tamam, çok sağ ol babacığım. Benim işim var. Kolay gelsin. Sedat abi. Ayça Hanım, herkes elinden geleni yapıyor. Merak etmeyin, kurtulacaklar. İçeride çay yaptım. Sıcak sıcak içersin. İyi gelir sana. Hadi gel. Heh. Vallahi komutanım. Sen şöyle geç otur. Ben çayları getireyim. Komutanım he? Zahmet etmeseydiniz bari ben alsaydım komutanım ya. Otur sen, ben getiririm. Kaçırılan iki asker dediler. Kim acaba ya? İnşallah Kopuz Albay. Ne
Niye ayaktasın oğlum? Otursana. Emredersiniz komutanım. Ben alayım bunu komutanım. Otur. Ya, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim komutan. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Çok güzelmiş komutan. Çocuğun var mı Doğan? Yok komutanım. Bekarım ben. Yani kısmet olmadı komutan. Peki ailen, annen baban? Orası biraz karışık. Yani benim kimsem yok komutan. Benim ailem Kopuz Albay, Kılıç değil mi? Karargah benim ailem yani. Kopuz Albay ayağına taş değmesin, bana çok sahip çıktı komutanım. Çok babalık yaptı bana. Yani sizin anlayacağınız komutanım, asker ocağı benim ailem oldu. Sadece sana değil, herkese öyledir evlat. Asker ocağına girdiğinden itibaren oradakiler artık senin ağabeyin, kardeşin, baban, her şeyin olur. Bazen kendi oğlun sana yabancıdır da kimsesiz bir asker sana yoldaş olur. Ayça. Gidemedin değil mi? Babam. Merak etme. Kutu 65 odasına çıktı. Rahat olabilirsin. Senin için getirdim bunu. Al. Üşümüşsün, üşümüşsün. İlyas'tan bir haber var mı? Maalesef. Gidemedim Başak. Gidemedim. Onun bu halde olduğunu bilip gidemedim. Yapamadım. Sanki şu karargâhtan çıkıp gitsem bir şey gelecek başına, bir şey olacak, onu bir daha göremeyecekmişim gibi hissediyorum. İlyas da Haydar Yüzbaşı da kurtulacak değil mi? Başak değil mi? İnşallah Ayça. İnşallah kurtulacaklar. Bak, Kutalmış Paşa, Kopuz Albay, Kılıç Tine, herkes uğraşıyor. İnşallah en kısa zamanda kurtulacaklar. İnşallah. İnşallah. Kurtulacak. Kurtulacak. Kurtulacak tabii ki. İkisi de kurtulacak. Neredesin sen?
Komutanım, Yeva adındaki kadınla ilgili şu ana kadar bir bilgiye ulaşamadık. Araştırmalar devam ediyor. Haydar Yüzbaşı Assubay Karaca ile ilgili de alandan henüz bir bilgi gelmedi. Komutanım, verdikleri zaman doluyor. Ne yapacağız, bir planınız var mı? Müsaadenizle komutanım. Emin Efe, hemen yanıma gelsin, hemen. Acaba ne söylemeye çalışıyorsun Yörük? Beni emretmişsiniz komutanım. Teminim, gel. Kamera her arkasına geçtiğinde Haydar Yüzbaşı elleriyle bize bir takım işaretler yapıyor. Görüyor musun? Bak. Gördün mü? Bak, şurada. Evet komutanım. Bu bir şifre. Koordinat olabilir. Koordinat değil komutanım. Sağ eliyle yön gösteriyor işte. Diğer eliyle de mesafe bilgisi veriyor olabilir komutanım. Sanırım 8 kilometre diyor. Ondan sonra sola döndüklerini söylüyor. Seyfi'nin bahsettiği bölgeyle aynı olmalı. Harita. Bak şimdi. Haydar'la İlyas'ı öğlen saatlerinde şuradan aldıklarını varsayarsak. Kurt, anne baba demeden jandarma marşını söylemeyi öğrendi çocuk. Evde eğitim alanı falan kuruyoruz. Maşallah komutanım. Lan anası da merak etmiştir şimdi beni be. Ayça da beni. Komutanım, bu sefer herhalde bizi öldürecekler. Allah büyük be sarışın. Komutanım, hakkınızı helal edin. Anın nak sütü gibi helal olsun Assubay Karaca. Sen de helal edin. Helal olsun komutanım. Güzel bir gün. Öyle bir taşı yerinden oynattık ki tam bir domino etkisi yarattı. Şimdi siz iki Türk askerini de öldüreceğiz. Ve sonuçları muhteşem olacak. Ha. Bu arada komutanlarınıza verdiğimiz süre doldu. Ama bize bir geri dönüş yapmadılar. Anlaşılan hayatlarınızı hiç de önemsemiyorlarmış.
Ama benim için önemli olan şey ne biliyor musunuz? Sizi bir Türk subayının infaz edecek olması. Ve bunu şu kameranın çekiyor olması. Çağırın. Hangisinden başlamak istersin? Fark etmez. Sen söyle. Peki. O zaman rütbe sırasıyla gidelim. Biliyorsun, Türkler rütbeye çok önem verir. Şundan başla. Allah'ım, sen oğlumu, Gökçen'imi koru. Geride bıraktıklarımı namerde muhtaç etme. Bana verdiğin ömür için, giydirdiğin bu üniforma için, koluma taktığın bu al bayrak için, yolumda yoldaş, yanımda kardeş olanlar için sana şükrederim. Vatan sağ olsun. Türk'ün özü var olsun. Var olsun. İzin vermeyeceğim Göktürk. İşte bu be. Helal mi komutanım? Kurtuldu. Kurtuldu. Yaşa be komutanım. Şükürler olsun. Şimdi sıra sende Göktürk. Emredersiniz komutanım.
nasıl buldular bizi? Bu imkansız. Çıkın Haydar ve İlyas'ı alın oradan. Size emrimdir. Saçınızın teline dahi zarar gelmeyecek ona göre. Emredersiniz komutanım. Bak çavuşum, Savaş, Görkem hadi. Durdurun şunları, alana sızıyorlar. Askeri bizi buldu. Bizi bulduklarına göre çiftliği yerinde tespit etmiş olabilirler. Çıkın çabuk albayı oradan. Götüreceğiniz yeri biliyorsunuz. Roket atar! Bu topraklara kim vurur Söter? Böyle öğretilir adamı işte. Dikkatli olun. Ağır silahlarını kullanmaya başladılar. Onla soç adrabını. Selcan baba, bir ara umudu kesmiştim. İyiyim babalar. Şükürler olsun. Kuşananın. Komutanım, Kopuz Albay da burada. Tam tahmin ettiğim gibi. İlyas, sen iyisin değil mi aslanım? Geldiniz be komutanım, geldiniz. Vallahi biliyordum geleceğinizi, biliyordum. Yaran yok, değil mi gözüm? Yok komutanım, gayet iyiyim. Formunuzdan bir şey kaybetmemişsiniz komutanım. Eyvallah babalar. Yakışıklı, sen nereliydin? Daha önce konuşmuştuk komutanım. Olsun, bir daha soruyorum. Kastolun araç komutanım. Aferin asker, çok iyi. Yes. Emredersiniz komutanım. Kılıç, bas kılıcı, bas! Bas, bas, bas! Gördüğüme çok sevindim. Sağ olun komutanım. Sağ olun komutanım. Komutanım bizi nasıl buldunuz? Gönderdiğin şifre çok işe yaradı evlat. Şifre mi? Ha, aklımda bir şey var demiştiniz komutanım. Anladım. Ne sandın babalar? Ben biz. Ha?
Babalar az laf çok iş. Daha Oktay Göktürk'te herkese emirler yağdıran o kadını bulacağız. Kadın mı? Evet komutanım. Grubun liderini tahmin ediyorum. Herkese emirler yağdırıyordu. Adı Yeva olabilir mi? Bilmiyorum komutanım. Ancak herkese o emir veriyordu. Albay Göktürk yani ha? Hala albay diyorum. Oktay Göktürk de ondan emir alıyor. Onun emrine girmiş komutanım. Seyfi'nin bahsettiği kadın olmalı. Roket atarları da patlatın. Bektaş, daha üç yönünde. Roket atar. Emredersiniz komutanım. Ölmüştür umarım. Bir tek Türk askeri kalmayacak canlı, hadi! Kılıç, Turan, iyi misiniz? Hepiniz iyi mi? İyiyiz komutanım. İyiyiz komutanım. İyiler. Of, sakın kıpırdama. Yoksa seni delik deşik ederim. Sakın! Şimdi silahını yavaşça yere bırak Oktay. Ve ellerini havaya kaldır. Hadi! Bırak silahını! Temur, siz çevre güvenliği alın. Kılıç bende, gelin. Kopuz albayı bulacağız. Hakaret! Kılıç, çevre güvenliği al! Komutanım, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim Yörük Işınak. Komutanım, yaralanmışsınız. İyiyim Alibel, büyütecek bir şey yok. Oktay kaçtı, bahsettiğin o kadar. Onunla birlikte.
Hadi yap şu iğneyi hadi. Ne oldu? Paçalarınız tutuşmuş gibi. Türk askeri beni nerede tuttuğunuzu öğrendi mi? Kes sesini. Hadi. O peşimizdeki asker bana başka bir adla seslendi. Sanırım Oktay'dı. Neden olabilir sence? Ben nereden bileyim? Yanlış duymuşsundur. Neden açmıyorsunuz? Kimi arıyorsun? Önemli değil. Çabuk olmamız lazım. Umarım düşündüğüm şey olmamıştır. Sarış. Albayım. Geçmiş olsun komutanım. Yüzbaşım, astsubayım. Size de geçmiş olsun. Arkadaşlar, her biriniz için rahatsız olduk. Komutanım, revere geçebilirsiniz.
Size de tekrar tıbbi yardım olunsun. Yok, ben iyiyim. Kurtulmuş Paşa'yla görüşmem lazım. Siz arkadaşlarla ilgilenin. Emredersiniz komutanım. Hadi Kılıç. Hadi. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz. Az subayım. Uydu telefonu. Emredersiniz komutanım. Oh. Eğer bugün de kalp krizi geçirmezsem bana hayatta bir şey olmaz. Az subay Gümüş. Emredersiniz komutanım. Komutanım, Kopuz Albay. Kopuz, ne olur iyi haberler ver. Yüzbaşı Bozkurt ve Assubay Karaca hafif yaralı kurtarıldılar komutanım. Çok şükür, çok şükür. Eğer bu çocuklara bir şey olsaydı biz bu yükün altından kalkamazdık, biliyorsun değil mi Kopuz? Evet komutanım. Üste döndünüz mü? Evet komutanım, üsteyiz şu anda. Peki o Göktürk? Göktürk alandaydı komutanım. Yüzbaşı Bozkurt, Göktürk'ün bir kadınla beraber hareket ettiğini söyledi komutanım. Görünüşe göre grubun lideri o kadın gibi. Kadın Seyfi'nin ulaştığı isim Yeva olabilir mi? Öyle görünüyor komutanım. Kimdir bu Yeva ya? Nereden çıktı? Onunla ilgili hiçbir yerden haber de alamıyoruz. Evet komutanım. Ne yapmayı planlıyorsun Kopuz? Göktürk'ü almadan dönmeyeceğim komutanım. Onu almadan Ankara'ya dönmeyeceğim. Geçmiş olsun komutanım. Sağ ol. Hıyız bandit. Vallahi ödümüzü çok korkuttun ya. Ama şimdi böyle sapan sağlam böyle şey karşındasın ya. İçinden böyle sevinç çığlıkları atasım geliyor ya. Seyfi. Ama duygusallaşsın ya. Ben öyle romantik şeyleri sevmem. Bir de İzbanduç, ya Gökçen yengeyle Esra dünden beri beni arayıp duruyor ya. Yenge sana ulaşamayınca merak etmiş. Kurban olayım yengeyi bir ara. He? Tamam Seyfi, ararım. Yani kadıncağızın böyle içi rahatlasın biliyor musun? Ya ben aslında yani belli etmedim yani profesyonelim sonuçta ama yenge çok akıllı biliyor musun yani? Bir ara da hani Seyfi. İçi rahatlasın. Allah ay senin çenenin bağını ya. Bir sus be adam, sus be adam! Çay söyle bize hadi. Ya çay kola ya hallederiz hadi. Sen bir yengeyi al. Lan! Çay. İlyas. Emre komutanım. Sen de ara. Arayacağım komutanım. Masaj at masaj. Haber var mı? İlyas Yelça. Haydar yüzbaşı da. İkisi de kurtuldu çok şükür. Gerçekten değil mi? İkisi de iyi. Güvende. Allah. Şükürler olsun. Çok şükür, çok şükür. Bak artık sen de evine gidebilirsin. Komutan seni burada görmesin. Tamam mı? İlyas zaten seni arayacaktır. Çok sağ ol Başak. Çok sağ ol. Çok şükür. Alo? Komutanım benim. Tüm General Kurtulmuş. Evet paşam. Alıkonan askerlerimizin durumunu merak edeceğinizi düşündüğüm için bilgi vermek istedim. Dinliyorum paşam. İyiler komutanım. İkisi de kurtarıldı. Peki. Ya o? Oktay? Onunla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Komutanım kalsaydım ya.
Yani vallahi benim aklım sizde kalacak komutanım. Öyle şey olur mu canım? Arabada da bekleme, hemen dön git karargâha. Hadi hemen hemen hareket et. Peki, emredersiniz komutanım. Bir şeye ihtiyaç olursa haber edin komutanım. Gündüz Göktürk. Bir zamanların en başarılı Türk istihbarat subayı. Of of. Oh be babalar. Helal sana be. Dur. Yemin ediyorum. Ay. Buyurun komutanım. Sağ ol Seyfi abi. Buyur komutanım. Helal be. Sağ ol Seyfi. Sağ olun komutanım. Oh şak. Yemin ediyorum şu çayı içmeyince kafam çalışmıyor Erenler. E vallahi doğru söylüyorsun İzbandut. Ne yapayım? Ya ondan demedin de hani estağfurullah. Yani çay çok güzel anlamında şey. Problem yok. Ben Türk askeriyim. İsmim Albay Oktay Göktürk. Dur orada. Tekrar ediyorum. Yoksa ateş ederiz. Söylediğimi duymadın mı? Ben Türk askeriyim. İsmim Albay Oktay Göktürk. Dizen üstüne çok yoksa ateş ederim. Ben Türk Özel Kuvvetlerinden Albay Oktay Göktürk. Hemen üst komutanınızla görüşmek istiyorum. Tekrar ediyorum. Dizen üstüne çok. Hemen buraya çağırın. Kopuz! Kılıç burada. Kopuz! Haydar! İlyas! Kurtulmuşsunuz. Kopuz, neden öyle bakıyorsunuz? Onlara kim olduğumu söylesenize. Kopuz. Kıpırdama! Olduğun yerde kal. Neler oluyor Kopuz? Niye böyle yapıyorsunuz? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Sen nasıl bir oyunun içindesin Göktürk ya? Ne oluyor? Ne diyorsun sen? Üzerindeki üniformayı hala nasıl giyiyorsun?